Sezonun geri kalan kısmında da oyunumuzu daha güzelleştirmek için eksik kalan yerlerimiz varsa bunların hepsi bize bir gösterge. Onları tamamlamak üzere transfer sezonuna devam ediyoruz. Onun dışında önümüzdeki haftaki maça konsantreyiz. 50 bine yakın taraftar vardı. 50 bine yakın taraftar Galatasaray'ı. Evet, çok güzeldi. Çok güzeldi. Yani taraftarımız bizi destekliyor ve desteklemeye de devam edecek. Benim onlardan ricam bu. Çünkü sezonun daha başı. Onun için önümüzde çok uzun bir yol var. Bu yolda özellikle Cumhuriyet'in 100. yılında başarıyı yakalamak için hem teknik ekip, hem taraftar, hem yönetim elinden gelen her şeyi yapacak. Daha güzel maçlar seyrettirmeyi düşünüyoruz. Dediğim gibi bireysel bir hatadan bir gol yedik. Bundan sonraki dönemde daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu taraftarın hak ettiği oyunu oynamamız lazım. Onları mutlu etmemizin gereğini düşünüyorum. Önümüzdeki haftaya konsantreyiz. Başkanım, hakem yönetiminden memnun musunuz? Topun oyunda kalmadığı süre, oyunda kalmadığı süre sizce biraz fazla mı oldu bugün? Şimdi hakemlerle ilgili daha sezon başında bir yorum yapmak bence yanlış. Sahada herkesin seyretti, gördü. Bazı kararlarında adil değildi. Ama dediğim gibi sezon uzun, sezonun başında böyle bir yorum yapmak bence pek uygun değil. Bundan sonraki haftaya konsantreyiz, ona bakacağız. Daha iyi olacağız. Taraftarlarımıza sözüm bu. Şimdi Nelson'la ilgili son durumu sizden de öğrenebilir miyiz? Bu Nelson'la ilgili Sevilla'nın teklifi var masada. Ama istediğimiz rakam değil. Dolayısıyla biz istediğimiz rakam gelmediği sürece Nelson'u satmayı düşünmüyoruz. Önemli bir oyuncumuz. Dolayısıyla bekleyeceğiz yani. Şimdi takımın önemli bir oyuncusunu istediğimiz rakam gelmezse, değerini bulduğumuzu düşünmezsek satmayı düşünmüyoruz. Başkanım, önemli oyuncular kadroya katıldı ve devamının da geleceğini siz de sıklıkla söylüyorsunuz. Çok fazla Belotti ismi telaffuz ediliyor başkanım. Birinci ağızdan size sormak isterim. Şu anda transferle ilgili bir yorum yapmak durumunda değilim. Transfer sezonu devam ediyor. Yapılan yorumlar neticede kulübe zarar veriyor. Onun için ben bugünkü oyunla ilgili düşüncelerimi söyledim. Alınan netice elbette kabul edilebilir değil. Ne yönetim, ne taraftar tarafından, ne de oyuncular tarafından. Dolayısıyla buradan çıkaracağımız dersler olduğunu düşünüyorum. Sayın Başkan, Abdülkerim bugün bir hata yaptı ve gol bu şekilde geldi. Onunla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Yani, Abdülkerim önemli bir oyuncumuz. Galatasaray'ın ondan beklentisi çok yüksek. Elbette oyun içinde bu tip hatalar olabilir. Dediğim gibi bundan sonra daha dikkatli olmamızın gereği var. Onun için bence önümüzdeki haftaya konsantreyiz. Lig devam ediyor. Yani geriye, yani ligin daha başı ikinci maçı. Bundan sonraki haftalarda daha başarılı olacağız. Teşekkür ederim. Peki, kolay gelsin, kolay gelsin. Evet, taraftarın hak ettiği oyunu sergilememiz lazım dedi ki bugün gerçekten çok büyük bir taraftar desteği vardı. Boş yer yoktu Nef Stadyumunda. Çok büyük bir ilgi gösterdi İstanbul'daki ilk maça. Sarı kırmızılı taraftarlar çok da güzel bir destek vardı. Hakem için bazı kararlarında adil olmadığını düşünüyorum ama şimdiden hani hakem eleştirilerine başlamak çok erken. Şimdiden konuşmak çok doğru değil. Çok uzun bir maraton var önümüzde diyor Dursun Özbek. Ve eğer bazı eksikler hani gördüğümüzü belirteyim. Belki onlar için de transfer yapacağız. Daha devam edecek transferlerimiz diyor. Yani belki oyun içinde gelişme kadar eksik bölgelerden kaynaklanan sıkıntılar da var. Transfer anlamında da daha yolumuz var dedi yani Dursun Başkan. Nasıl uyuyacak hocam? Kolay değil. Yani sezon başladı, ikinci maç. Yani tabii, transferler bir defa geç kalınıyor. Bu transferler sezon başı hazırlık yapacaklar hocam. Antrenman yapacaklar, birbirlerini tanıyacaklar, yemek yiyecekler, arkadaşlık yapacaklar. Sonra maça çıkacaklar. Ya lig oynanıyor, transfer geliyor. Ve sahaya çıkıyor.
adamdan maçı kurtarmasını bekliyorsun. Tabii. O biraz yani adam dışarıdan gelip bilmem ne yapıp bizde maçı kurtarıyorsa zaten bizim futbolumuz ölmüş demektir. Bir de o var. Geçen sene hani sen dedin ya Giresun İstanbul'da Galatasaray'ı yeniyor. Evet. O takımdan bu takıma iki futbolcu kalmış hocam. 9 futbolcu yok. Geçen seneki Giresun'un Galatasaray'ı yendiği takımdan Galatasaray'da 9 futbolcu yok hocam. Bu nasıl bir şey ya? İşte geçen sene gençlik dediler, proje başlattılar. Bu sene kısa vadede başarı için projeler değişiyor. Tecrübeli oyunculara döndüler. Yani şöyle oluyor proje hocam. Binayı yapacaklar 10 kat. Şeyi temeli 10 kata atıyorlar. Sonra proje değişiyor 20 kata çıkıyor. Temel aynı. Sonra yıkılıyor ev. Ev yıkılınca da niye öyle oldu diyorlar.